Bugün nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle merhabalar diyeyim herkese, izleyicilere de. Bugün tarottan bir bahsetmek istiyorum ve ana konumuz metafiziği anlatmak istiyorum. Tarot ve metafizik nedir, ne değildir? Öyle bir yanlış algıları toparlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Çok güzel. Konuğumuz metafizik uzmanı Suna Sönmez. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Bize kendinizden bahseder misiniz? İsmim Suna Sönmez. Aktif iş hayatımın dışında tarot okuyuculuğu ve metafizik uzmanlığı yapmaya gayret gösteriyorum. Tarotu anlatmak istiyorum. Yanlış bilinen algıları değiştirmek istiyorum. Az önce de dediğim gibi. Yani bu kartlarla ve metafizik alanda şifa vermeye gayret gösteriyoruz ben ve grubumuz. Çok güzel. Yani tek başıma değilim. 80 kişilik bir grubuz. Oo, çok güzel. İşiniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki seve seve. Şimdi ben öncelikle tarotun ne olduğundan Tabii. bahsetmek istiyorum daha doğrusu. Şimdi tarot İskenderiye Kütüphanesi'nden bahsetmeden olmaz. Büyük İskender'in Mısır'ı aldıktan sonraki sürecinde bu şehirde büyük bir şey istiyor. Ticaret merkezi olsun istiyor ve ilme çok meraklı. Büyük İskender, Tabii, yenilmez, tabii ki değil mi? tabii Aristoteles'ten ders almış kişi. Bu büyük kütüphaneyi yaparken diyor ki Mısır'ı ben şey yapacağım. Fethedecek. Yani altın yol yapacağım orada Evet. İskenderiye'de. Evet. Buraya da yola çıkıyor ama tabii ömrü vefa etmiyor. Sonrası gelen komutanlar bu projeyi devam ettiriyorlar. Evet. 2500 kişi kapasiteli bir kütüphane açıyorlar. Evet. Beraberinde işte oradan gelen geçen bütün bilgileri topluyorlar. Dünyanın her bir köşesinden bilgileri topluyorlar. Büyük üstadlar, büyük insinyelerin olduğu bir kütüphane. Aynı zamanda şifane olarak da hizmet veriyor. Tabii bu kimya ortaya çıktıktan sonra şifane kısmı yani bugünün şartlarında ortadan kalkıyor. Burada büyük insinyeler yaptıkları çalışmaları, sırları kartlar şeklinde, daha doğrusu öncesi semboller şeklinde belirliyorlar. Sonrası bunlar bir zaman sonra kartların üzerine girmiş bulunuyor. Çok Ve güzel. ruhsal anlamda kartların şifaları çalışmaya başlıyor. Evet, metafizikle bağlantısı. Metafizik zaten burada kartların üzerindeki semboller tamamen okült sembollerdir. Evet. Bu semboller üzerinden şifa çalıştırırsınız. Tabii kartlarla önce uyumlanmanız gerekiyor. Evet. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Ya öncelikle danışanlarımızdan şunları rica ediyoruz. İşte ne zaman evleneceğim, niye evlenemiyorum, ne zaman evleneceğim diye sormayın bize. Hani Tabii. neden evlenemiyorum sorusuna cevap verebilirim. Hani geçmiş çocukluk travmanız olur, Evet. karmik borcunuz olur vesaire hayatınızda eksik kalan, hatalı kalan, yapılan bir yol varsa onu gösterir size tarot veya metafizik. İşte algı biraz yanlış olduğu için işte Doğru. Ahmet beni seviyor mu, araba alacak mıyım? Evet. Paran varsa araba alırsın. Ahmet seni Tabii. seviyor mu? Arayıp sorabilirsin Doğru. gibi. Evet. Peki işinizin zor yanları nedir? Bu anlattıklarınızın dışında başka var mı zorlukları? Ya zorluklar tabii beklentiler farklı oluyor. Bizim çok yoğun bir eğitim sürecinden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz. Hani eğitim bitmiyor bizim alanda. Öncelikle kendi zihninizi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü büyük eğitimlerden geçtiğimiz için yanımızdan geçen insanların bile aklından geçeni görebilecek pozisyona Güzel. gelmiştik. Ve kendimi hakikaten çok kontrol etmem biraz zaman aldı. Önce seviniyorsunuz, sonra ne yaşadığınızı Evet, anlayamıyorsunuz. Yani etkiliyor değil mi? Biraz içselleştirebilirsiniz. tabii. Gerçekten. Yani sonrası işte rüya alanında uyanmalar. Zaten şifayı orada çalıştırıyoruz. Astral bilinçte uyanarak şifa çalıştırıyoruz. Yani orası gerçek alan bana göre. Orası tam bir gerçek, burası. Evet. İşinizin Sıkıntı. keyifli yanları? Mutlu oluyorlar. İnsanları mutlu Tabii etmek, çok hayatlara mutlu oluyorlar. dokunmak değil Tabii mi? çok Ne mutlu kadar güzel. oluyorlar. Manevi bir tatmin Tabii sağlıyor bu da. çok mutlu oluyorlar. Sizin başka güçlü yönleriniz nelerdir? Ya güçlü bilmiyorum ki insan kendini nasıl
ifade ederim. Hisleriniz kuvvetli. Ya hisler kuvvetli, evet. Orası ayrı. Zaten hisler kuvvetli olmasa bu işi yapamazsınız. Doğru. Yani grubumuzdan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Eğer müsaade ederseniz. Tabii, çünkü lütfen. Ben buraya daha çok kendimle lütfen. İlgili değil, 80 kişilik bir grubu çok temsilen güzel. Geldim. Hı-hı. Rehberimiz Renan Seçkin. Renan Seçkin rehberliğinde bir eğitim programından geçip sonrası büyük bir grup çalışmalar yapmaya başladık. Bu çalışmalarda rüya çalışmaları, yüksek meditasyon çalışmalarında insanların yaşadıklarını gördük ve hatta Renan Hanım Medyum Olmak isimli son kitabını bu çalışmalarımızı anlatan kitap olarak çıkardı. Kolektif, yani arkadaşlarla beraber aynı gün aynı niyetle rüyaya yattığımız zaman kehanet rüyası görebiliyoruz. Ülkenin veya başka bir olayın netini görebiliyoruz. Onun dışında dediğim gibi bunu çok yapmamaya gayret gösteriyoruz, zihin okuyoruz. Yani insanların hayatlarını kolaylaştırmak için bunları kullanmak istiyoruz. Eğer özgür iradenin dışında çıkarsak bu bizim için büyük problem Tabii. zaten. Sizce başarı nedir? Başarı aşk. Ne güzel, aşkla yaklaşım. Tabii ki. Değil mi? Yani Ne güzel. İnsana aşktan bahsetmiyorum, yaşama aşktan Tabii, bahsediyorum. tabii yani aşkla bir yaklaşım, Tabii ki. Sevmek. Adanmışlık, yani Çok başka güzel. adanmışlık olmadığı süre içinde hiçbir şeye sahip olamazsınız. Evet. Sizi en çok ne motive eder? İhtiyaç sahibi olunmak değil de hani insanların mesela gecenin bir yarısı bir telefon geliyor. Gelmeden öncesi zaten birçoğumuz bunu anlıyoruz kişinin arayacağını. Bizim sesimizi duydukları anda bile hayatları değişiyor. Ne güzel. Ve bu bana çok büyük bir motivasyon. Harika. Farklı şehirlere davet ediliyoruz. Yani bizi fiziksel anlamda da görmek istiyorlar. Çünkü bizim fiziğe ihtiyacımız yok. Evet. Kişiyi görmeye ihtiyacımız yok. İşinizle ilgili hedefleriniz? Kendimizi duyurmak istiyoruz. Daha yayılmak istiyoruz. Dolayısıyla daha fazla insana yetişmek istiyoruz, öyle söyleyeyim. Yani böyle bir grubun var olduğunu bilsinler istiyoruz. Çünkü yok, yani böyle bir grup yok. Evet. Son Muhtemelen olarak, dünyada yok. tabii ne güzel. Son olarak iletmek istediğiniz bir mesajınız? Yani yanlış yollarda yanlış şeyler aramasınlar, yanlış çareler aramasınlar. Hakikaten metafizik düşünüldüğü gibi bir alan değildir. Orada yapabileceğiniz en ufak bireysel anlamda kullanmak istediğiniz zaman, özgür iradeye müdahale ettiğiniz zaman kendi hayatınızı da alt üst edersiniz, karşınızdaki insanı da. Bu yollara girmeyin. Şifa, nasıl söyleyeyim? Hastalığa şifa arıyorsanız, ruhsal şifa arıyorsanız, ben neredeyim, ne yapmalıyım sorularına cevap arıyorsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Ne güzel. Bugünkü konuğumuz metafizik uzmanı Suna Sönmez'di. Katılımınız ve paylaşımlarınız için teşekkür Ben ederiz. teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.